Evet sevgili çocuklar bir matematik dersinde daha birlikteyiz. Konumuz paralar hepiniz hoş geldiniz. Paralarımız aldığımız bir ürün veya hizmet karşılığında bu hizmeti verene veya ürünü satana ödeme yaparız. Bu ödemelerimiz için de para dediğimiz kağıt veya metal nesneler kullanırız. Ülkemizde kullandığımız para Türk lirasıdır. Türk lirasının sembolü küçük T harfi işaretidir ekranda gördüğünüz gibi. Liranın alt birini kuruştur ve sembolü de KR harfleriyle gösteririz. Ekranda kağıt paralarımızı görüyorsunuz. Önde arka yüzleriyle beraber verilmiş. En büyük kağıt paramız sizin de şekilde görüldüğü gibi 200 lira. Ön yüzü ve arka yüzünü görmektesiniz. Ondan sonra 100 liramız var. 50 liramız var. 20 lira, kağıt 10 lira ve kağıt 5 liramız var. Madeni paralarımıza gelince en büyük madeni paramız 1 liradır. 50 kuruş var, 25 kuruşumuz var, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş olarak madeni paralarımız mevcuttur. 1 liramız eşittir 100 kuruş. Evet aşağıda verilen paralarımızla aynı değere sahip olanları örnekteki gibi eşleştirmemizi istiyor. Birinci örneği vermiş zaten. Bakın 5 tane 1 lira var burada. 5 lira kağıt parayla eşleştirmiş. Yanda 2 tane 1 lira var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 50 kuruşumuz var. Bunlar kaç lira yapar topladığımızda? 2 tane 1 lira 2 lira yapar. 3 lira, 4 lira, 5 lira. Bunu da 5 lirayla kağıt 5 lirayla eşleştirebiliriz. Yandaki paralarımız ise 1 2 3 4 5 10 tane 50 kuruşumuz var. 10 tane 50 kuruş 5 lira yapar. Bir de kağıt 5 liramız var. İkisini topladığımız zaman 10 lirayla eşleştiriyoruz. Diğer tarafta da 5 tane, 4 tane 5 liralık paramız var. 5 10 15 20 bunu da kağıt 20 lirayla eşleştirebiliriz. İkinci yönergede aşağıda verilen eşitliklere uygun olarak noktalı yerleri örnekteki gibi doldurmamızı istiyor. Bakıyoruz örneğe 350 kuruşu lira ve kuruş olarak ayırmış. 3 lira 50 kuruş. 650 kuruşu nasıl ayırabiliriz? 6 lira 50 kuruş olarak ayırabiliriz. 750 kuruşu ise 7 lira 50 kuruş. 425 kuruşu 4 lira 25 kuruş, 610 kuruşu 6 lira 10 kuruş, 775 kuruşu 7 lira 75 kuruş, 310 kuruşu 3 lira 10 kuruş, 635 kuruşu 6 lira 35 kuruş, 795 kuruşu ise 7 lira 95 kuruş olarak doldurabiliriz. Evet, aşağıdaki gruplarda verilen paraların toplam değerinin ne kadar olduğunu yazmamızı istiyor. Birinci örnekte 2 tane 25 kuruşumuz var, 50 kuruş yapar. 3 tane 50 kuruşumuz var, 150 kuruş yapar. Topladığımızda 200 kuruş yapar, o da 200 kuruş eşittir. 2 lira biliyorsunuz 1 lira 100 kuruşa eşittir, 2 lira 200 kuruşa eşittir. Yandaki örnekte 2 tane 25 kuruşumuz var. 50 kuruş yapar. 4 tane 50 kuruşumuz var. 200 kuruş yapar. 3 tane de 10 kuruşumuz var. 30 kuruş yapar. Hepsini topladığımız zaman 280 kuruş yapar. Onu da lira ve kuruşa çevirdiğimizde, ayırdığımızda, lira ve kuruş olarak ayırdığımızda 2 lira 80 kuruşumuz olur diğer tarafta 3 tane 25 kuruş ile 3 tane 10 kuruşumuz var. 3 tane 25 kuruşu topladığımızda 75 kuruş yapar. 3 tane 10 kuruşu topladığımızda 30 kuruş yapar. 75 kuruşla 30 kuruşu topladığımızda 105 kuruş yapar. 100 kuruşumuz 1 lira. Kuruş olarak da 5 kuruşumuz kalıyor. 1 lira 5 kuruş. Evet, alttayız. 2 tane 25 kuruşumuz var. 50 kuruş yapar. 1 tane 50 kuruşumuz var. 3 tane de 1 liramız var. Şimdi 3 tane 1 liramız zaten 3 lira. 2 tane 25 kuruş da 50 kuruş yapmıştı. 50 kuruşla 50 kuruşu topladığımızda da 1 liramız olur. Toplamda 4 liramız olur burada. Yanda 4 tane 25 kuruşumuz var. 3 tane 10 kuruşumuz var. 1 tane 50 kuruşumuz var. Bir tane de 1 liramız var. Şimdi 4 tane 25 kuruş 100 kuruş yapar. Bir tane de 50 kuruşumuz var. Bir tane de 1 liramız var. Bu da 100 kuruş yapar. Ne kaldı? 3 tane 10 kuruşumuz kaldı. Hepsini topladığımızda 280 kuruş yapar. Onu da lira ve kuruş olarak ayırdığımızda 2 lira 80 kuruş yapar. Evet, 6. görselimizdeyiz. 4 tane 10 kuruş görüyorum ben. 2 tane 25 kuruş, 2 tane 50 kuruş, 2 tane de 1 lira görüyorum. 4 tane 10 kuruşumuz 40 kuruş yapar. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş yapar. 2 tane 50 kuruş 100 kuruş eder. 2 tane 1 liramız da 200 kuruş ettiğine göre toplamda 390 kuruşumuz olur. Bunu da 3 lira 90 kuruş olarak yazabiliriz. Evet, kağıt paralarımızın olduğu görseldeyim. Bir tane 20 lira, bir tane 10 liramız var kağıt olarak. Bir tane 5 lira, bir tane de demir 1 liramız var. Şimdi burada 20, 30, 35, 36 lira var görselde. Diğer resimdeyim. Bir tane 50 liramız var. Bir tane 20 lira var. 50 20 daha 70 yapar. Bir de 10 liramız var. 80. Bir de 5 liralık paramız. 5 lira kağıt paramız var. 50 70 80 85 lira yapar. Evet. Diğer görseldeyim. Bir tane 200 liramız var kağıt para, bir tane 50 lira, bir tane 100 lira bir de 10 lira var. 200 300 350 360 lira yapar. Evet. Alttayım. 200 20 25 ve 26. 226 lira. Diğer tarafta 200, iki tane 100 liramız var, bir tane 50 lira, bir tane de 10 lira var. 250, 260 lira. Evet, son görseldeyim. 200, 210, iki tane 5'liğimiz var. 210, 220, bir tane de bir lirada demir paramız var. Bir lira, madeni paramız var. 221 lira. Evet aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazmamızı istiyor. Bakıyoruz işlemlere. İlk işlemimiz toplama işlemi. 50 kuruşla 25 kuruşu toplamamızı istiyor. 50 kuruş 25 kuruş daha eşittir 75 kuruş yapar. İkinci işlemde yine toplama işlemi. 50 kuruşla 50 kuruşu toplamamızı istiyor. 100 kuruş yapar. Üçüncü işlemde bir çıkarma işlemi görüyoruz. 1 liradan 25 kuruşu çıkaracağız. Ne yapar? 100'den 1 lira 100 kuruş 25'i çıkardığımızda 75 kuruş yapar. 1 liradan yine dördüncü işlemde bir çıkarma işlemi görüyoruz. 1 liradan 50 kuruşu çıkarmamızı istiyor. 1 lira neydi? Kaç kuruşa eşitti? 100 kuruşa eşitti. 100 kuruştan 50 kuruşu çıkardığımızda 50 kuruş kalır. Evet. Sıradaki işlemimiz bir toplama işlemi. 25 kuruş 25 kuruş daha 50 kuruş yapar. 50 kuruşumuz daha var. 100 kuruş yapar. Evet 1 lira artı 25 kuruş. 125 kuruş yapar. 1.25 kuruş daha var. 150 kuruş yapar. Ee, sıradaki işlemde yine bir çıkarma işlemi olduğunu görüyoruz. 5 e, liradan 50 kuruş çıkarmamızı istiyor. 5 lira neye eşitti? 1 lira 100 kuruşa eşitti. 5 lira 500 kuruşa eşitti. 500 kuruştan 50'yi çıkardığımızda 450 kuruş kalır. Evet, son işlemimiz yine bir çıkarma işlemi. 2 liradan 40 kuruşu çıkarmamızı istiyor. 2 lira neye eşitti? 1 lira 100 kuruş. 2 lira 200 kuruş. 200 kuruştan 40 kuruşu çıkardığımızda 160 kuruşumuz kalır. Biraz problem çözerek konuyu pekiştirelim istiyorum. Evet. 2 tane 50 lira ve 4 tane 20 lira olan param kaç tane 5 lira eder diye soruyor. Şimdi önce 2 tane 50 lirayı bir bulalım. 2 tane 50 liramız ne yapar? 2 çarpı 50 100 lira yapar. 4 tane 20 liramız ne yapar? 80 lira yapar. 100 lirayla 80'i topladığımızda 180 lira yapar. Acaba 180 liranın içinde kaç tane 5 lira var? Bunu nasıl bulabiliriz? Evet, hepinizin bölme işlemi yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. 180'i 5'e bölüyoruz. 180'i 5'e böldüğümüzde de sonucumuz 36 çıkar. Bu işlemi sizin de yapmanızı istiyorum buradaki boşlukta. Evet 36 tane 5 lira eder. İkinci sorumuzda tanesi 50 kuruştan 10 simit alan Selim simitçiye kaç lira öder diye bir sorumuz var. Tanesi kaç kuruşmuş? 50 kuruş. Kaç tane almış? 10 tane. Ne yapmamız lazım peki? Bir tanesi 50 kuruş ise 10 tanesi kaç lira yapar diye düşünüyoruz ve 50 ile 10'u çarpıyoruz. 50 kuruşla 10'u çarptığımızda 500 kuruş yapar. Peki bunu liraya çevirirsek 1 lira 100 kuruş. 500 kuruş da 5 lira eder. Demek ki Selin simitçiye 5 lira ödeyecekmiş. Ebru 5 tanesi 20 lira olan hikaye kitabından 3 tane alırsa satıcıya kaç lira ödemesi gerekir diye bir sorumuz var. 5 tanesi 20 lira ise acaba 1 tanesi kaç lira olur? Bunu bulmak için 20'yi 5'e bölüyoruz. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 lira çıkar. Kitap Bir kitabın hikaye kitabının tanesi 4 lira. Peki 3 tane alıyormuş. 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 4, 12 lira eder. Demek ki Ebru satıcıya kaç lira ödeyecekmiş? 12 lira. Evet, Kerem 1 lira 85 kuruştan silgi almış. Satıcıya 2 lira vermiş. Kerem ne kadar para üstü almalıdır diye soruyor. Şimdi önce bu 2 lirayı bir kuruşa çevirelim. 2 lira kaç kuruş yapar? 1 lira 100 kuruş ise 2 lira 200 kuruş yapar. 1 lira 85 kuruşa da silgi aldıysa bunu da bir kuruşa çevirelim. 185 kuruş yapar. 200'den 185 kuruşu çıkardığımızda Kerem'in ne kadar para üstü alacağını buluyoruz. Evet buldunuz sanıyorum. 200'den 185'i çıkarınca evet 15 kuruş kalıyor. Harikasınız. Evet, Murat aldığı tost ve ayrana 300 kuruş ödemiş. Tost 2 lira olduğuna göre ayranın kaç lira olduğunu soruyor. 300 kuruşu 1 liraya çevirelim bakalım. 300 kuruş kaç lira eder? Evet, 3 lira eder. Tost kaç liraymış? 2 lira. Peki 3 liradan 2 lirayı çıkardığımızda? Evet, ayranın parası 1 lira olarak çıkıyor. Şimdi tanesi 22 lira 50 kuruş olan kitaplardan iki tane alan Musa satıcıya 50 lira vermiş. Ne kadar para üstü alır diye soruyor. Şimdi bir tanesi 22 lira 50 kuruş ise iki tanesi kaç lira yapar? Önce onu bulmamız lazım. Hangi işlemi yapacağız burada? Evet. Evet ya 22 lira 50 kuruşla bir 22 lira 50 kuruşu daha toplayacağız. Ya da 22 lira 50 kuruşu 2 ile çarpacağız. Her ikisinin sonucunda da 45 lira buluruz. Peki satıcıya ne kadar vermiş? 50 lira vermiş. 50'den 45'i çıkardığımızda para üstü ne kalır? Evet 5 lira kalır. Sıradaki sorumuz 1 lira 25 kuruş olan simitlerden 5 tane aldım. Satıcıya 10 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım diye soruyor. Şimdi 1 lira 25 kuruş şu olan simitlerden kaç tane almış? 5 tane. bunu kuruşa çevirelim. 100, 1 lira 100 kuruş. 125 kuruşla 5'i çarpalım. Evet, ne yapar? 125 kuruşla 5'i çarptığımızda 625 kuruş yapar. Satıcıya ne kadar vermiş? 10 lira vermiş. 10 lirayı da kuruşa çevirelim. 1000 kuruş yapar. 1000 kuruştan 625 kuruşu çıkardığımızda ne yapar? Evet. 375 kuruş geri alırız. 8. sorumuzda 50 lira paranın yarısı ile kitap 16 TL'si ile de boya kalemi aldım. Kaç lira param kaldı diye soruyor. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? 50 liranın yarısını bulmamız lazım. Ne yapacağız 50 liranın yarısını bulmak için? Evet. 50'yi tabii ki 2'ye böleceğiz. 50'yi 2'ye böldüğümüzde ne çıkar? 25 lira çıkar. 25 liraya kitap. 16 liraya da boya kalemi almış. Aldıklarını bir toplayalım bakalım. 25, 16 daha toplam 41 lira yapar. Evet kaç lirası vardı başlangıçta? 50 lirası vardı. 50'den aldıklarının toplamını çıkarırsak 50'den 41'i çıkardığımızda 9 lirası kalır. Sıradaki sorumuz. Kumbarama birinci gün 8 TL 50 kuruş. ikinci gün 7 lira 25 kuruş. Üçüncü gün 13 lira 25 kuruş para attım. 130 lira param olması için kaç TL daha para atmalıyım diye soruyor. Şimdi 3 gün boyunca para atmış kumbarasına. Onların hepsini bir toplayalım. 8 lira 50 kuruş, 7 lira 25 kuruş, 13 lira 25 kuruşu topladığımızda 29 lira yapıyor toplamda. 3 gün boyunca kumbarasına 29 lira para atmış. Kaç lira olmasını hedefliyor? 130 lira olmasını hedefliyor. Peki kaç lira attı? 29 lira. 130'dan 29'u çıkardığımızda kaç kalır? 101 lira daha para atarsa kumbarasına 130 lira parası birikmiş olur. Evet. 125 lira elektrik faturasını, 88 lira su faturasını ödemek için 3 tane 50 lira, 4 tane 20 lira vermiş kaç lira parası da alırım diye soruyor. Şimdi önce faturaların toplamını bir bulalım. Elektrik faturasına kaç lira vermişti? 125 lira. Su faturası ne kadardı? 88 lira. Bunları ne yapacağız? Tabii ki toplayacağız. 125 ile 88'i topladığımızda 213 lira tutuyor faturaların toplamı. Evet kaç lira para vermişti? Bir de onlara bakalım şimdi. 3 tane 50 lira ne yapar? 150 lira. 4 tane de 20 lira vermişti. 80 lira da o yapar. Ne yaptı toplam? 150 ile 80'i topladığımızda 230. Peki faturaların toplamı 213, verdiği paranın toplamı 230. Kaç lira para üstü alırım dediğine göre ne yapmamız gerekiyor? 230'dan 213'ü çıkarmamız gerekiyor. 230'dan 213'ü çıkardığımızda geriye 17 lira para üstü alacak. Evet, bir matematik dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın çocuklar.